Sevgili seyirciler, Konte ve ekranlardan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Çorum İskilip Belediye Başkanı Sayın Recep Çatma bizlerle birlikte. Ta Çorum'dan kalktı geldi kendileri. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. İskilip'le Atıf Hoca'nın memleketinden geliyorsunuz Sayın Başkanım. Evet. Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Siyasetin bugüne kadar belediye başkanlığına kadar hangi kademelerinde görev aldınız? Neler yaptınız? Öncelikle ben bütün İslam aleminin, bütün hemşehrilerimin geçmiş kurban bayramlarını kutluyorum. Teşekkür ederiz. İskilip doğumluyuz. 1960 yılında İskilip'te doğduk. İlk ortaokul ve lise çağlarını İskilip'te geçirdik. 34 yıllık bir meslek hayatım var. İş adamıyız kendimiz. Daha sonra da cumartesi, pazar günleri İskilip motorlu taşıtlar sucu kursuyla öğretmenlik yaptık. 23 yılda bir öğretmenliğimiz var. Cumartesi, pazar günleri olmak kaydışatıyla. 84 yılında da başlayan, anavatan döneminde başlayan bir siyasi hayatımız var. 2004 yılında belediye meclis üyesi seçildik. Anavatan Partisi'nden 5 yıl görev yaptık İskilip'te. Daha sonra 2004 yılında AK Parti'den belediye meclis üyesi seçildik. İkinci dönem belediye meclis üyeliğine devam ettik. O dönem SEKAMA başkanlığı yaptık. Belediye meclis üyelikleri yaptık partide. 2009 seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan aday adayıydım gene. Ancak partimiz bu görevi bir başka arkadaşımıza verdiler. Göreve devam etti 5 yıl. 2014 mahalli seçimlerinde AK Parti'den yine aday adaydık. Bu sefer de görev bize tevdi edildi. Ve halkımıza hizmet için buradayız. Yani siyasi bir geçmişimiz, yaklaşık 24 ile 30 yıl arasında da bir siyasi geçmişimiz var. Siyasette çok acemili değiliz. Belediyede çok acemili değiliz. Belediyeciliğin ne demek olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyoruz, biliyoruz. Onun için de var gücümüzle bu 5 yıl içerisinde İskilip'in sorunlarına çare olabilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarınıza da geçeceğiz Sayın Çatma ama ben öncelikle önümde duran şu mis kokulu çileklere bahsedemeden duramayacağım. İskilip çileği galiba. Evet, özellikle İskilip çileği. Yedi veren dediğimiz bir cins bu çilek. İskilip'imize has bir kokusu var, evet. Tadı var, aroması çok güzel. Çok lezzetli. Evet. Az önce biz baktık tadına. Aşağı yukarı Türkiye'nin hiçbir yerinde yok, evet. Denilecek kadar tatlı ve 11.ye kadar. Özelliği bir 11.ye kadar her dönem İskilip'te çilek bulmak mümkün. Hı hı. Aroması da son derece güzel. Afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz bize getirdiğiniz için. İskilip çileğinden bahsetmişken isterseniz İskilip'ten de bahsedelim. Çorum, İskilip. Malum Çorum, İskilip deyince akla leblebi geliyor. Evet. Sonra dolması geliyor. İskilip dolması, İskilip keşkeği, mantısı. Yani mutfağı geniş bir yer. Tescillenmiş yemeklerimizin başında bir Osmanlı genelinden gelen, Osmanlı'dan gelen dolma dediğimiz, büyük büyük kazanlarda yapmış olduğumuz bir İskilip dolmamız var. 150 kişilik bir kazan biçtiği anda 150 kişiye hitap ediyor. 150 kişiyi doyurabiliyor. Aşağı yukarı 10 saat gibi uzun bir sürede kısık ateşte pişen bir yemek çeşidimiz. Gürmelerimiz geldiği anda, tattıkları anda yaklaşık Türkiye'deki 10 üzerinden 10 verdikleri çeşitli, yani çok az sayıdaki yemek çeşitlerimizden bir tanesi. Aynı şekilde keşkeğimiz de çok meşhurdur. Ramazanlarda biz keşkek adetimiz vardır. Özellikle Ramazanlarda akşam yemeği, hazır yemek olarak keşkeği kullanırız. Özelliği içerisindeki tereyağı ve kurutulmuş etten çok güzel tadı oluyor. Özelliği bu. Sabahleyin 9 gibi fırına verilir. 30-40 tane küçük çömlek, büyük çömlek ailenin kapasitesine göre bunlar fırına verildikten sonra fırın ağzı kapatılır. Kapatıldıktan sonra akşam saat 5 gibi açılır. O nefis kokusu, o çömleğin kokusu öbürüne, öbürünün kokusu öbürüne sinmek suretiyle ortak bir payda, ortak bir tat meydana gelir. Lezzetli ama zahmetli yemekler. Zahmetli yemekler, evet. 8-10 saatlik sürelerde biten yemekler. Tabii leblebimiz Çorum'la beraber meşhur olan leblebimiz de aynı zamanda İskilip'te de şu anda leblebi çalışmalarımıza devam ediyor. Evet, İskilip tarihi çok eski olan, Çorum'dan dahi eski olan Etiler zamanında Paflagonyalılara başkentlik yapmış bir ilçemiz. 1872 yılında ilçe olmuş ve çeşitli ilim alimleri tarafından ilim ve hilim beldesi olarak seyahatnamesinde de, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de belirtilen ilim ve hilim çelebisi olarak tanınmış.
Çok eski yerleşim bölgelerinden bir tanesi. Nüfusu 20 bin. İskilip'in Çorum'un 4 büyük ilçesinden bir tanesi şu anda. Dediğimiz gibi 1872 yılında da ilçe olmuş. Bizi bu okuduğumuz dönemlerde 190 ton köy varken 1957 yılı içerisinde Bayat ilçesinin İskilip'ten ayrılması, 1987 yılları içerisinde Oğuzlar ve Uğurlu Dağı'nın ilçeden ayrılması dolayısıyla şu anda bir ilçeden 3 tane daha ilçe ayrılması dolayısıyla biraz da ekonomik boyutu, iktisadi durumu bozulmuş vaziyette olan ilçelerimizde bir tanesi. 64 tane köyümüz var. Özellikle Hilim ve İlim Beldesi diyoruz. Şöyle Osmanlı tarihine baktığımız anda, kurcaladığımız anda iki tane Şeyhülislam aklımıza gelecek olursa bunlardan bir tanesi Ebu Suud Efendi. Hı hı. Kendisi İskiliplidir, İskilip doğumludur. Her ne kadar Akşemseddin Efendi İskilip doğumlu olmasa İskilip'te uzun süreler kalmış, irşad etmiş. Oğullarından Nur-u Hüda ismi oğullarından bir tanesinin de yatırı olan, İskilip'te yatırı olan Akşemseddin Efendi'yi de İskilip'ten İstanbul'a uğurlanmış ve uzun süreler orada irşad etmiştir. İkinci bir Şeyhülislam'ı Surullah Efendi'dir. Osmanlı tarihine damga vurmuş Şeyhülislamlardan bir tanesidir. Son dönemlerde de tabii bunların haricinde İlim ve İlim Beldesi Hacı Garani Hazretleri Ali Kuşçu'nun ünlü matematikçi Ali Kuşçu'nun annesi Şeyh Yavsı Hazretleri'nin türbesinin olduğu yer İskilip'tir. Çakmak Dede'nin olduğu yer İskilip'tir. Hacı Garani Hazretleri'nin olduğu yer İskilip'tir. Son dönemlerde Atıf Hocamızın, evet. Atıf Hoca ile özdeşleşmiş vaziyette artık İskilip'le Atıf Hoca. Evet. İskilip'le Atıf Hoca'nın şu anda artık külliyesi İskilip'tedir. Emeğe geçenlerden, getirenlerden, özellikle Mehmet Sılay Hocam'dan getirilmesinde büyük emeği var. Sayın Milletvekilimiz, Hatay Milletvekili kendisi. O dönemin belediye başkanı Orhan Öztürk'ten büyük emekleri var. Kendilerine, bizlere bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Atıf Hocamızın İskilip'e kazandırılması ve külliyesinin oraya kurulması dolayısıyla büyük emekleri var. Evet. Kendilerine de teşekkür ediyoruz bu yönüyle. İskilip deyince Yeşilistan akla geliyor galiba. Evet, Yeşil İskilip. Diğer ismiyle İskilip, Yeşil İskilip. Ciddi anlamda yeşilliklerle olan. Yaklaşık 13 kilometre gittiğimiz anda, Tosya bölgesine doğru 13 kilometre gittiğimiz anda ormanlık bir bölgeye giriyoruz ki daha sonrası 30 kilometre kadar ormanlık bir alan. Oradan adını alıyor Yeşil İskilip olarak. Evet. Başkanım, isterseniz projelerinize geçelim. Ne gibi projeler yaptınız seçimi kazandıktan sonra bugüne kadar gelecek olursak? Neler gerçekleştirdiniz belediyecilik anlamında? İşte demin de konunun başını anlatırken 2009 yılında da belediye başkanına aday olduğumuzu söylemiştik. 2014 yılında tabii hazırlıklıydık artık. Yani bütün projelerimiz, 5 yıl içerisinde neler yapacaklarımız hepsi tek tek hazırlıklıydık. Şu anda 3 şeye karşı yarışıyoruz belediyede biz. Bir, zamanı iktisatlı, ekonomik kullanmak yönünde yarışıyoruz. 2, parayı ekonomik olarak kullanma yönünde yarışıyoruz. 3, personelimizi ekonomik olarak kullanma ayında yarışıyoruz. Geldiğimizde giden belediye başkanımızın başlatmış olduğu bazı projeler vardı. Altyapı projeleri vardı. İşte 30 Mart seçimleri olduğu için o döneme kadar bazı çalışmalar olmuş. Ancak 30 Mart'ta hızlı bir çalışmayla biz İskilip'in yaklaşık 60-70 veya 100 yıllık bir yarasına çare olacak derecede altyapıya başladık. Altyapı dediğimiz anda aklımıza gelecek olan kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik telerinin aşağıya alınması, çeşmelerin, şebeke suyunun değiştirilmesi ve doğalgaz. Doğalgaz yok İskilip'te. Yani bu 5 tane altyapı çalışmasını biz bitirmeyi 2014, 2015, 2016'da bitirmeyi hedefliyoruz şu anda. Hedefimize büyük bir adımla da ulaşıyoruz. Bunu İskilip halkı da görüyor. Şu anda ayağımız maalesef tozdan ve çamurdan kurtulmuyor. Yani İskilip halkı bu tozdan, çamurdan ne kadar muzdarip ise belediye başkanı olarak biz de bu kadar tozdan ve çamurdan muzdaribiz. Tabii bunu söylüyorum. Bunu söylemekten de itina etmiyorum. Neden? Biz seçim çalışmalarımızda halkımıza bunu anlattık. Dedik ki bak biz geldiğimiz anda altyapı çalışmalarına devam edeceğiz. Ayağınız en az 2 yıl tozdan, çamurdan kurtulamayacaksınız. Biz altyapı çalışmalarını bitirmediğimiz müddetçe de üst yapıya geçmeyeceğiz. Çünkü her belediye başkanı altyapıyı çalışmayı pek istemez ama
Biz dediğimiz gibi biz bu dönem bunların üçünde hepsini bitirip üst yapıya ondan sonra sosyal tesislere ondan sonra geçme gibi bir zorunluluğumuz var. Bu sebeple de büyük bir altyapı çalışmasının içerisindeyiz şu anda. Gerçekleştirdikleriniz var mı altyapı çalışmalarında? Evet, şu anda işte 30 Mart'tan geçen hafta içerisinde gene bazı yerleri eksikti yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde. Özellikle Ulaştepe tarafında, Uludere tarafında İskilim 14 tane mahallesi var. Eksik kalan yerler vardı. Bunu yetkili arkadaşlarla, mühendis arkadaşlarla İskilim'i bir taradık. Taradıktan sonra da nerede kanalizasyonda eksiklik varsa, nerede yağmur suyunda eksiklik varsa bunların tespitini yaptık. Daha sonra bunlara ek proje çizdirmek suretiyle İller Bankası marifetiyle yapıyoruz. Ek proje çizdirmek suretiyle İller Bankası'ndan bunların ödeneklerini çıkarttık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Şu müjdeyi verebilirim. Yani İskilip'te oturan arkadaşlarımız, İskilip'te hemşehrilerimiz biliyorlar. Çünkü biz İskilip'te kazmadığımız sokak, girmediğimiz mahalle kazma vurmadığımız sokak kalmadı. Onlar görüyorlar. Ancak 100.000'in üzerinde de bir de İskilip dışında yaşayan hemşehrilerimiz var bizim budur. Özellikle onlar yılda 2-3 kere özellikle bayramlarda geldikleri için geliyorlar ki her taraf toz, toprak, çamur, rezillik gibi gözüküyor. İşin aslı böyle, böyle söyleyeyim, doğrusunu söyleyeyim. Tabii onları da ferahlatmak adına yani burası ne zaman düzelecek Sayın Başkanım diye sorular geliyor, internet üzerinden de geliyor. 28 itibariyle yani bu ayın 28 itibariyle kanalizasyon çalışmalarını bitirmiş olacağız. Kanalizasyon çalışmalarımız eski parayla 20 trilyonluk bir yatırım. 85 kilometre uzunluğunda İskilip içerisinde 85 kilometre uzunluğunda 20 kilometrelik bir yatırım ve bu ayın 10. 28'i itibariyle bu bitecek. İkinci altyapı çalışmamız şey yağmur suyu. 20 kilometrelik bir mesafesi var ve yaklaşık 7 trilyonluk bir yatırım. 7 trilyonluk bir yatırım aynı firma yapıyor. Hem yağmur suyunu hem de kanalizasyonu farklı farklı ama aynı firma yapıyor. Aynı firma yapıyor. 7 trilyonluk bir yatırım bu ayın sonu itibariyle o da bitecek. Devam ediyor. Hemşehrilerimiz de görüyorlar. İskip'te yaşayan hemşehrilerimiz de yaya kaldırımlarını yapamıyor. Yaya kaldırımları böyle çok kötü vaziyette biliyoruz. Ancak o eskiden yukarıda direklerde bulunan trafolar, o yukarıda bulunan elektrik tellerinin hepsini bu ay itibariyle aşağı indiriyoruz. O beton direkleri değiştiriyoruz. Artık altı alıyoruz. Ceren'in de altı almak suretiyle. O elektrikler direkleri dikildikten sonra da Yedaş'ta da işimiz bu ay itibariyle bitmiş olacak. Yani bu yıl benim hemşehrilerime söyleyeceğim. Bu yıl kanalizasyon, yağmur suyu ve elektriğimiz bitecek. Gelecek yıl itibariyle de sadece geriye şehir şebekesinin suların borularını, asbest boruları değiştirmem gerekiyor. Çünkü kanserojen özelliği var. Evet. Kanser yapıyor. Onun için kesinlikle bu boruları değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Projesi bitti onun da. Yazışmalar bitti. İller Bankası'ndan 10 trilyon 200 bin lira gibi bir kredimiz de çıktı. Sadece 3 tane yeni depo yapacağız. Bu depolardan bir tanesini sahipli bir yere denk geldi. O arkadaşımız da bugün itibaren tapusunu alıyoruz. Ondan sonra İller Bankası'na getirdiğimizde bir de bu asfaltları karşıdan karşıya geçişler var. Asfaltları kesmemiz gerekiyor. Ancak buna karayolları müsaade etmiyor. Onun için onlardan da bir onay almamız gerekiyor. Şu anda 1-2 gün içerisinde bunlar bitecek ve İller Bankası'na bunu bildireceğiz. Yani bu yıl itibariyle kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik bitecek. Gelecek yıl itibariyle de bir tane şebeke ve doğalgazımız kalacak. Onlar da bitirdikten sonra üst yapıya geçeceğiz nasip olursa. Alt yapının büyük bir tamamı bu sene bitiyor diyorsunuz. Yani evet, 3 tane kalemimiz bitiyor bu yıl. Evet. Geriye 2 tane kalemimiz kalıyor. Bunlardan bir tanesi söylediğimiz gibi şehir şebekesinin borularının değişmesi. İkincisi de doğalgaz. Doğalgazla ilgili hemşehrilerimizin çok soru geliyor. Özellikle buradan işte Sayın Başkanım ne zaman gelecek, nasıl gelecek? Halk arasında işte bu biraz kalmış 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi kalmış diye konular var. Ben yetkili firmanın dokümanlarını getirmiştim. Bunlardan birisi Saçın firması diye bir firma. Doğalgazımı almış ve tali bir firma olan Adım İnşaat doğalgaz firmasına devretmiş. Şu anda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu yıl itibariyle bitecek ve büyük bir hızla da doğalgaza çalışıyoruz şu anda. Doğalgazımızın ana borusu Osmancık'tan İskilip'e kadar gelecek. Şu anda bunun kamulaştırma çalışmaları bitmiş vaziyette veya bitme aşamasında. Doğalgazda Tabiat Varlık Balı ve Kültür Koruma Kurulu'ndan
onay alınmış vaziyette, maden işletmelerinden onay alınmış vaziyette, onların dedikleri şu, bizimle ilgili bir şeylik yok, sakınca yok, alabilirsiniz demişti ve şu anda o iki resmi kurumdan da bu firmalar şeyini almış vaziyetteler. İnşallah gelecek yıl itibariyle de olmazsa 2016 yıl içerisinde de biz doğalgazımızı yakmış olacağız. İnşallah Sayın Çatma. Peki siz seçimden önce nasıl bir belediye aldınız? Ne hale getirdiniz? Neler oldu? Bunlardan bahsedecek olursak neler yaptınız? Yani seçimden önceki başkanımız da AK Partiliydi. Değerli bir arkadaşımız. Ondan önceki de AK Partili bir belediye başkanımızdı. Değerli bir insandı. Tabii her belediyede gibi bizim belediyemizin de sorunları var. Bizden sonraki alan belediye başkanımızın da sorunları olacaktır. Borçlarımız var, yapılandırılmış borçlarımız var. Özellikle bu maliye, sosyal sigortalar, iller bankası gibi borçlarımız da var. Ama biz bunları sorunu yapmıyoruz. Yani bunlar ödenemeyecek güçte problemler değil. Demin ki söylediğim gibi biz belediyeye geldiğimizde 3 tane konuyu zamana karşı yarışıyoruz dedik. Niye zamana karşı yarışıyoruz? Edindiğimiz tecrübe şu, belediye başkanları için 5 yıl çok kısa bir süre. Çalışanlar için söylüyoruz. Bir bakmışsınız ki geriye döndüğünüz anda, projelerinizi hayata geçirmediğiniz anda, bürokrasiyle boğuştuğunuz anda 2 yıl 3 yılımız HBA oluveriyor. Bu sebeple biz şu 5 ay içerisinde, ki birazdan anlatacağımız bu altyapıların haricinde hangi projelere hayata geçireceğiz anlatacağız birazdan zamanımız kalırsa. 5 aydır yoğun bir şekilde Ankara trafiği var bize. Haftada 2 gün Ankara'dayız. Neden? Nedeni şu. 30 Mart seçimlerinde biz başa geldik belediye başkanı olarak. Yaptığımız işleri söyledik şu ana kadar. Altyapıyla ilgili çalışmalarımızı söyledik. Ancak altyapının haricinde de başka yatırımları iskelebe çekmek adına 6 aydır da mütemadiyen Ankara'ya sürekli gelip gidiyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz dediğim konu bu. 2015 işte bu ay son itibariyle 11. ayın başında bütçe görüşmeleri başlayacak. Yani 2015'te hangi yatırımlar programı alınacak burada bu bütçe görüşmelerinde ortaya çıkacak. Benim aradığım konu 2015 bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2015 bütçe görüşmelerinde bu altyapının haricinde de üst yapıyla ilgili iskilibe elzem olan bir iki tane konu var. Özellikle bu konuların mutlaka 2015 yılı bütçesi içerisinden çıkartılmasını İskilip halkı da çok istiyor. İskilip dışında yatırımlar da duran hemşehrilerimiz de çok istiyorlar. Çünkü onlar da ilgilendiriyor. Biz de çok istiyoruz işin açıkçası. Bunun için müteakit defalar sayın vekillerimize geldik. Görüşmelerimiz oldu. Bugün tekrar kendileriyle bu bütçe görüşmelerinden önce bir kez daha görüşeceğiz. Görüş alışverişinde bulunacağız. Benim umudum o ki bizleri geri çevirmeyeceklerdir. İskilip halkını geri çevirmeyeceklerdir. Bizlere destek olacaklarına inanıyorum. Parayı iyi kullanmamız gerekiyor dedik. Bizim geldiğimizde biraz daha savurgan gibi gördüğümüz, tabii her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardı derler. Savurgan para politikaları varsa bunların önüne geçmeye çalıştık. Ve şu anda herhangi bir şey alınacağı zaman sadece belediye başkanına bağlı. Evet, satın alma komisyonlarımız var, satın alma personelimiz var. Ancak her ne kadar onlar herhangi bir şey alınacaksa biz de bilgilendiriyorlar. Bu bilgiler ışığında biz daha sonra çalışmalarımızı yapıyoruz. Şunlar şunlar alsın, şunlar şunlar kalsın diyoruz. Ve böyle bir sıkı politika takip ediyoruz para hususunda da. Personel hususuna gelince, geldiğimizde şu anda bizim 28 tane memurumuz var. 20 tane daim işçimiz var. 130 civarında da hizmet satın aldığımız 2 tane şirketimiz var. Bunlarda çalışan elemanlarımız var. 42 tane de İşkur'dan gelen işçimiz var. Fazlalıkları öncelikle hangi bölümlerde fazlalık varsa, örneğin bir varangozhanemiz vardı. Restorasyon çalışmalarını yapan arkadaşlarımız vardı. Burada 12 kişi tane arkadaşımız vardı. Ancak şu an itibariyle restorasyon çalışmalarımız yok. Çünkü onay çıkmasını bekliyoruz. Onay çıktıktan sonra da ödenenin çıkmasını bekliyoruz. Bu sebeple de restorasyon çalışmaları biraz askıda gibi. Oradaki arkadaşlarımızı aldık, diğer birimlere aktardık. 12 tane arkadaşımız diğer birimlere aktardık. Fenişlerine aktardık, park bahçelere aktardık. Ama içerisinde çalışmak istemeyen arkadaşlarımız oldu. Yani biz marangozhaneden çıkıp biz bu işlerde çalışmayız diyen arkadaşlarımız oldu. Çalışmak istemeyen arkadaşlarımız ayrıldılar.
Yani biz şu ana kadar hiç kimsenin işine son vermedik. Onu belirteyim. Ancak başka birimlerde kullandık. Çalışan arkadaşlarımız oldu. Şu anda çalışan arkadaşlarımız hala devam ediyorlar. Bir de çalışmak istemeyen, başka birimlerde çalışmak istemeyen arkadaşlarımız kendi istekleriyle işte ayrıldılar. 6 tane futbolcumuz vardı bizde gözüken. İşte bal liginden düşmemiz sebebiyle bu 6 tane futbolcu arkadaşımızla yol verdik. Çünkü futbolcu şu an itibariyle ihtiyacımız da kalmadı. Biraz personel sayımızda azalma oldu. İşin açıkçası bu. Fazlalıkları başka birimlere aktarmak suretiyle, ihtiyacı olan birimlere aktarmak suretiyle böyle de bir personel sayısında ekonomi kullanmak adına bazı çalışmalarımız oldu. Peki başkanım, altyapı çalışmalarınızdan bahsettiniz, üst yapı çalışmalarına geçeceğiz dediniz ama projelerinizden biraz daha açacak olursak sosyal, kültürel, başka ne gibi projeleriniz var sizin? Evet. Şimdi tabii yaparken biz altyapıyı yaparken sadece altyapıya takılı kalmak doğru olmaz işin açıkçası. Çünkü asıl önemli tarafı, bizi asıl ilgilendiren konu, belediye başkanlarını asıl ilgilendiren konu, hükümetimizi, AK Parti'yi asıl ilgilendiren konu sosyal belediyecilik. Yani yatırımların hali deyince biz özellikle sosyal belediyeciliğe de çok önem vermemiz gerekiyor ki bununla ilgili büyük bir çalışma içerisinde olduk. 30 Mart'ta başa geldik örneğin. 20 gün sonra, 20 Nisan itibariyle Peygamberimiz kutlu doğum haftası var. Ne yapacaksınız? Mutlaka bir etkinlik yapmamız gerekiyordu. Ve Peygamberimizin kutlu doğum haftasında müthiş bir etkinlik yaptık. Sosyal faaliyet olarak halkımıza sunduk. Daha sonra 25 Temmuz'da 500 tane hemşehrimizin de iştirak etmiş olduğu Ramazan geldi. Ramazan eğlencesi tertipledik ve Ramazan çadırımızı kurduk. İskilip'te bir gelenek, önceden bu tarafa gelen, bizim de devam ettirdiğimiz 30 gün çadırımız fakirimize, fukaramıza, yoldan geçenimize, misafirimize açık. Aşağı yukarı her gün 500 ila 700 kişi arasında çadırımızda bu arkadaşlarımıza yemek verdik. Biz de beraber olduk, mutlu olduk. Daha sonraki dönemlerde 120 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. Büyük bir mutluluk bizler için. Evet. Kendilerine bisiklet hediye ettik. Bu çocuklarımızla beraber biz de çocuk olduk, biz de eğlendik. Ve ciddi anlamda da onlar bizi eğlendirdiler. Bir tane projemiz vardı, ERES projemiz. Yolun başındayken engelleri engelliyoruz diye bir projemiz vardı, ERES projesi. Bu projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle beraber halkımıza toplum sağlığıyla birlikte bilgilendirdik. Bir şeyi belki atladık, söylemekte fayda var. İskilip'te Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sürekli bir sergi salonumuz var. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencilerinden Gülselen Suder hanımefendi var. Kendisi ressam. İşte geçen ay içerisinde Gülselen Suder hanımefendi geldiler. İskilip'te bu bizim kültür salonu, kültür yeri olarak kullandığımız konaklarımız var. Tarihi konaklarımız var. Evet. Gülselen hanımefendi orada şu anda sadece İskilip'e özgü, İskilip'te gördüğü çizdiği resimlerin bir tane sergisini açtı. Şu anda açık. 40 gün daha açık kalacağı söyleniyor ve nasip olursa bu sergimizde İskiliplerin hizmetine sunmuş olacağız. Evet başkanım, bu kültürel çalışmalarınızdan devam edeceğiz ama isterseniz kısa bir ara verelim. Daha sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bizden ayrılmayın sevgili seyirciler, tekrar sohbetimize devam edeceğiz. İhmaller için büyük bedeller ödemeyin. Yamsan yangın söndürme tüpleri ve tüm yangın ekipmanlarıyla işte, evde, her yerde. Yamsan. Kutsal yolculuğun başlangıç noktası Altınoluk Hac Malzemeleri 3 katlı Ferah mağazasında sizler için bol ürün çeşidi ve ekonomik alışveriş avantajı sunuyor. Altınoluk Hac Malzemeleri Toptan Manifaturacılar Çarşısı'nda. Reklamda amaca ulaşmanın en kısa yolu. Mir Ajans. Doğusuyla, batısıyla, acısıyla, tatlısıyla, dünyadan
haberimiz var. İyisiyle, kötüsüyle, siyasetiyle, gündemiyle, memleketten haberimiz var. Türkiye'nin haber sitesi belge.com.tr. Liberté, égalité, fraternité, curva, catenaccio, calcio, fado, fiesta, futbol. Futbolun Portekizcesi, Fransızcası, İtalyancası. Bütün heyecanıyla TV Spor'da. Peki sen neredesin? TV Bu Spor. Ankara Konuşuyor devam ediyor sevgili seyirciler. Konuğumuz Çorum İskilip Belediye Başkanı Sayın Recep Çatma bizlerle birlikte dedik. Evet Recep Bey, çilek kokulu bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Buradan buram buram geliyor kokusu. Kültürel ve sosyal projelerinizden bahsediyorduk. Devam edelim isterseniz. Petri Rahmi Eyüboğlu dedik. 1942 yılında İskilip'e gelmiş. Kısa bir süre kalmış İskilip'te. Hayran kalmış İskilip'e. Yani hanımefendiye yazdığı mektuplardan anlıyoruz bunu. İskilip'in ne kadar güzel olduğunu. Bedri Rahmi hanımefendiye yazdığı mektuplardan, eşine dostuna yazdığı mektuplardan İskilip'in görülebilecek yerlerinin birçok olduğundan bahsediyor. Ve orada da o meşhur İskilip'e has özgü şiirini yazıyor, işte Çatalkara'nın Çingenem ismini. O Çatalkara'da geçen bir üzüm cinsi İskilip'te aslında. İşte o meşhur şiirinde orada yazıyor. Ondan sonra 1940 yılında bir 15 gün kadar kaldıktan sonra bırakıp gidiyor. Şu anda gelini ilgileniyor İskilip'e. Hüket Hanım var. Hüket Eyüboğlu. Hüket Hanım Bedri Rahmi'nin o 1942'de gelmiş olduğu sanat ve kültürel faaliyetlerini kendisi devam ettiriyor. Her ne kadar İskilip'te şu anda durmasa da, İstanbul'da dursa da geçen hafta içerisinde bu Gülseren Süder Hanımefendi ile beraber İskilip'e geldiler, sergi açtılar. Daha sonra memnuniyetini belirtip tekrar İstanbul'a geri döndüler ve bir teşekkür mektubu yazdılar bize. Şu anda onunla olan kültürel faaliyetlerimiz de devam edecek. Tekrar kendisi İskilip'e gelecekler inşallah. Tabii sadece bununla da kalmadık. 11 Temmuz'da bu toplum sağlığı beraber bir kanser taraması yaptık. Özellikle hanımlar üzerinde. Toplum sağlığı da İskilip Belediyesi olarak bizlerden güç aldı, kuvvet aldı. Biz onlara destek olduk. İskilip'te büyük bir tarama yaptık. Bu obeziteye dikkat çekmek amacıyla gene toplum sağlığıyla hastanemizde ve tüm belediye personelimizde İskilip'te bir tane yürüyüş gerçekleştirdik. Evet, doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Evet. Yeşil İstin'e uygun bir şey yapmışsınız. Şimdi gastronomi yolu dediğimiz yukarıda özellikle bir gezinti yollarımız var bizim köylerde. Bu doğa yürüyüşü geldikleri anda hayran kalıyorlar. Yani özellikle bu trantikçiler dediğimiz yürüyüşleri tertip eden arkadaşlarımız bu yürüyüş yollarına gelip de gittikten sonra İskilip'i anlat anlatan bitiremiyorlar. Ve çok da memnun ayrılıyor. Çünkü yeşille, doğayla iç içe iki tane, bir Elmalı tarafında bir yürüyüş yolumuz, bir de başka bir tarafta uzunca bir yürüyüş yollarımız var. Yani gezip görmenizi tavsiye ederim açıkçası. Buradan İnşallah. Özellikle de bütün evet. Yürüyüşe hasret insanlara davet etmiş oluyoruz bu vesileyle arkadaşlarımızda. En son yaptığımız, geçen hafta itibariyle yaptığımız İskilip dünü, bugünü, yarını. Hidit Üniversitesi
İskilip Belediyesi ve İskilip Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yapmış olduğumuz bir tane sempozyum vardı. Dünü, bugünü, yarını adı altında çok büyük katılım oldu. 200 kişiye varan katılımlar oldu. Öğretim görevlisi arkadaşlarımız katıldı. Eski devlet bakanlarımızdan İskilipli Mehmet Abdülhaluk Çay hocamız teşrif ettiler. O yönlendirdi. Sempozyumu o yönetti. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler için çok verimli bir sempozyum oldu. Sonuçları, sonuç bildirgeleri açıklandı. Bizlere de ışık tuttular. Akademisyen arkadaşlarımız nereden nasıl hareket edeceğimiz, işte dini inanç turizmi ile ilgili, doğa turizmi ile ilgili, kültürel varlıklarıyla ilgili, tarihi kentler birliği ile ilgili, tarihiyle ilgili neler yapılması gerektiği hakkında geniş bir bildiri var idi. Bu geniş bildiri sayesinde de neler yapılabilir hakkında bir sonuç bildirgesi yayınladık. Ve bu sonuç bildirgesine göre de biz 5 yıllık planlarımızda bazı değişiklikler inşallah yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani sosyal faaliyetlerimizi de bitirmiş değiliz. Bu 6 ay içerisinde en az 7-8 tane büyük sosyal faaliyetimizi hayata geçirdik. Peki İskilip halkından